Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. At kuyruğu otu nedir ve at kuyruğu otunun faydaları? At kuyruğu bitkisi son günlerde adını sıkça duyduğumuz bir bitki. Peki at kuyruğu bitkisi nelere iyi gelir? At kuyruğu bitkisi zayıflatır mı? İşte merak ettiğiniz tüm soruların cevapları. At kuyruğu otu 25 ila 60 cm yükseklikte ve sapı 3 ila 6 mm civarında olan türlerdir. Nemli topraklarda, tarla aralarında, hendek kıyılarında yetişir, daha çok nemli ve bataklık yerlerde yetişen, 50 cm'ye kadar uzayabilen, çok yıllık, otsu bir bitkidir. Acı madde, saponin, tanen, silisik asit, çeşitli alkaloidler ve potasyum içerir, iğne yapraklar gövdeden kolayca ayrıldığında kuruma tamamlanmış olur, at kuyruğu çiçeği yapraklar ovuşturularak saptan ayrılır ve bir örtüye serilerek 1 ila 2 gün boyunca tam olarak kurumaya bırakılır. Sonra ince kıyılır ve hava almayan kaplarda saklanır. At kuyruğu otunun faydaları: romatizma ve nükriz şikayetlerini azaltır, yaraların ve kesiklerin iyileşmesini hızlandırır, kanı temizler. Sindirim sistemini güçlendirir, vücut direncini arttırır, saçı besler ve kepeği önler, ağız ve bademcik iltihaplarında faydalıdır, böbrekleri temizler ve böbreklerde oluşan kum ve taşları dökmeye yardımcı olur, kronik öksürükte faydalıdır, idrar ve balgam söktürücüdür. En önemli özelliği, bedende biriken sıvıları, ödemleri organizmanın mineral dengesini bozmadan dışkılayabilmesidir, böbrek, idrar yolları ve mesane iltihabında başarıyla kullanılabilir, yüksek oranda içerdiği silisik asit sayesinde, akciğer hastalıklarında, katılgan doku, deri, saç ve tırnaklarla ilgili rahatsızlıklarda kullanılmalıdır, tüm deri hastalıklarında ve geç iyileşen yaralarda, kompres, yıkama veya banyo katkısı olarak kullanılabilir, kan dolaşımı bozukluklarında, kırıklar nedeniyle oluşan şişliklerde, bacak yaralarında ve deri rahatsızlıklarında da kullanılabilir, romatizma ve gut hastalıkları da, metabolizma bozukluğundan kaynaklanan hastalıklar olduğu için, silisik asit içerikli banyolarla çok olumlu etkilenebilirler, bel ağrılarında alınan tam banyolar çok rahatlatıcı olabilir, bademcik, diş eti ve ağız boşluğu iltihabında gargara ve çalkalama biçiminde kullanılır, istem dışı idrar kaçırmaya ve çocukların uykuda idrar kaçırmalarına karşı çay külleri uygulanmalıdır, prostat büyümesi ve prostat iltihabına karşı kullanılabilecek bitkilerin başlıcalarındandır. At kuyruğu otu nasıl kullanılır? At kuyruğu bitkisinin toprak üstünde kalan kısımları kurutulup kaynatılmak suretiyle çay ve gargara olarak ya da haricen kullanılır. Pek çok faydalı etkiyi çay olarak içildiğinde gösterir. Ayrıca, at kuyruğu suda kaynatıldıktan sonra elde edilen su, haricen egzama, sivilce, yara, çıban ve kıl dibi iltihaplarına karşı kullanılabilir. Bu su gargara olarak ise boğaz, bademcik ve diş eti iltihaplarına karşı faydalıdır. At kuyruğu otunun faydaları: at kuyruğu otu çayı kürü bir tatlı kaşığı dolusu ince kıyılmış at kuyruğu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynama derecesindeki sıcak suyla haşlanır, üstü kapalı olarak 15 ila 20 dakika demlendikten sonra süzülür. Günde 3 ila 4 bardak taze demlenmiş çay, aç karnına veya öğün aralarında soğutulmadan içilir, zayıflama konusunda özellikle ödem atıcı ve idrar sökücü olduğu için aşırı sodyum tüketimine bağlı olarak vücutları su tutan ve fazla ödemlerden kaynaklanan kiloları olanlar için at kuyruğu bitkisi zayıflatan bir etki göstermektedir. At kuyruğu otunun zararları ve yan etkisi: bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Ağır kalp veya böbrek hastalıklarından kaynaklanan ödemlere karşı kullanılmadan önce doktor onayı alınmalıdır. Videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca kanalımdan silisyum dioksitle yaşlanma sürecini geciktirin videosunu izlemenizi tavsiye ederim.